Evet arkadaşlar hazırsanız. Evet Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu bu akşam saat 10'da olağanüstü olarak toplanmıştır. Değerli arkadaşlarım, ortaya dökülen bazı tapeler 17 Aralık'ta Türkiye'yi sarsan büyük yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık olaylarının bizzat Başbakan ve ailesinin etrafında odaklandığını bugün bize bu tapeler kanıtlamış bulunmaktadır. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti yönetiminden sorumlu olan Başbakan'ın ortaya dökülen konuşma kayıtları tüyler ürperten gerçekleri ortaya koymaktadır. Şimdi çok açıkça söylüyoruz. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni böylesine kirli ilişkilerin odağında bulunan bir kişi artık yönetemez. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığındaki hükümet şu andan itibaren meşruiyetini kaybetmiştir. Değerli basın mensupları, bu tapelerde kirli ilişkiler, kirli para, miktarı belli değil fakat milyon, milyar euro, dolar bunlardan bahsediliyor. Bütün bunlar açıkça ortaya çıkmıştır. 17 Aralık günü Başbakan büyük bir panik ve korku içerisinde operasyonun başladığı saatlerde oğluyla konuşmaktadır. Ve gün boyunca bu konuşmalar önlem alma boyutunda devam etmiştir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten, yönetim kademelerinde bulunan, sorumluluğu olan herkesi sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı hırsızlık ve rüşvet olaylarının altında ezilen bu başbakan şu andan itibaren istifa etmek zorundadır. Türkiye bu kirle, bu yükle yoluna devam edemez. Şimdi 17 Aralık'tan sonra Türkiye demokrasisine giydirilmeye çalışılan o örtüyü, o baskıyı, o karartmayı, bu iddiaların sorgulanamaz, yargılanamaz, takip edilemez noktaya taşınması için yapılan olağanüstü yasama gayretlerini bir kez daha anlıyoruz. Pislik örtülmek istenmektedir. Kirlilik kapatılmak istenmektedir. Başbakan kendisine ulaşılmasını engellemek istemektedir. Bir kere daha açık ve net olarak söylüyorum. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni bu kirli ilişkilerin ortasında olan bir kişinin yönetmesi asla kabul edilemez. Bu hükümet bu saatten itibaren meşruiyetini yitirmiştir. Sayın Genel Başkanımız yarın saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında detaylı konuyla da ilgili ve bu tabloyu değerlendirecek bir açıklamayı da ayrıca yapacaktır. Olağanüstü toplantımız devam ediyor. Bu aşamada bu görüşleri Merkez Yönetim Kurulu toplantısından çıkan bu ortak talebi sizlere aktarmakla görevliyim. Ve Türkiye için umarım yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye hırsızlıkla, arsızlıkla, rüşvetle, kirlilikle, yolsuzlukla olan sınavını geçecektir. Buna inancımızı ifade ediyoruz ve bu hükümetin bu saatten itibaren bizim gözümüzde meşru bir hükümet olmadığını, hırsızlıkla, yolsuzlukla mağlul durumdaki bir kişi tarafından bu ülkenin yönetilemeyeceğini bir kere daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Soru pek almayacağım. Çok kısa. ...17 Aralık dosyaları niye gizlenmek isteniyor? 17 Aralık iddianameleri, soruşturma dosyası niye kapatılmak isteniyor? Niye fezlekeler gelmiyor? Bütün bunlar bu dosyaların içerisinde mevcut olan tapelerdir.
MİT yasasını da biliyorsunuz. Yani bir ulusal istihbarat teşkilatı olmaktan çok başbakanın böylesi durumlarda özel ihtiyacını karşılayacak bir istihbarat yapısı şeklinde oluşturulmaya çalışılıyor. Bununla ilgili çekincelerimiz ortadadır. Son demokratikleşme paketinde de anımsayacaksınız, demokratikleşme paketi değil, yolsuzlukların soruşturulmasını engellemek için çıkartılan bir paket olduğu noktasında da görüşlerimizi milletvekillerimiz, grup başkan vekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dile getirdiler. Meşruiyetini kaybetmiştir diyorum. Çünkü hırsızlıkla, yolsuzlukla, bu kirli ilişkilerin bu kadar açık seçik ortaya döküldüğü bir hükümet yapısıyla demokratik bir ülkede meşru bir yönetimi nasıl sağlayacaksınız? Bunu ifade etmek istiyorum. Bunun karşılığı istifa müessesesidir. Dört bakan daha önce ne şartlarda istifa ettilerse, başbakanı koruyan deklarasyonu da zorunlu olarak açıklamak durumunda bırakıldılarsa, sayın demeyeceğim, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda başbakan görevini yürüten ve bu kirli ilişkilerin odağında bulunan kişinin demin söylediğim sınıflamaya tabi olması gayet doğaldır. Siz bütün herkesin soru hakkını kullandınız. Buyurun. Türkiye'de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin parmak çoğunluğuyla başbakanın özel ihtiyaçlarını karşılayacak bir yasama faaliyeti yürüttüğünü, denetim faaliyetinin ise oradaki 319 kişi tarafından, yani iktidar mensupları tarafından engellendiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda denetim işlevini yerine getiremez durumdadır. Bu açık bir tablodur. Onlar yeri geldiğinde değerlendirilir. 319'a karşı 134 kişi biliyorsunuz. Aritmetik tablo budur. Bu tabloda bir denetim işlevinin engellendiği de daha önceki girişimlerde ortadadır. Evet değerli arkadaşlarım.